toplumsal cinsiyet eşitsizliğine son verecek bir yaklaşım öncelikli olmalıdır. Kent sakinlerinin çoğunluğunun yüzdesi kadınlar olmasına rağmen yerel yönetimlerde kadınların karar mekanizmalarında temsili ve istihdamı çok düşük orandadır. Yerel yönetimlerde ve kentin her kademesinde kadınların temsili, kadın istihdamı eşitlik perspektifiyle gözetilmelidir. Kadınların kent yönetimine katılması, kentin yeniden yapılandırılması ve toplumsal alanların oluşturulmasında aktif yer alması, cinsiyet eşitliğini sağlamak adına son derece önem arz etmektedir. Dolayısıyla kadınlar stratejik planların hazırlanma süreçlerinde yer almalı. Mahalle ve ilçelerde aktif görev almalıdır. Kadınlar geri çağrılabilir temsilcileri aracılığıyla belediye karar süreçlerinde yer almalıdır. Kadın Aile Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan 5 yıllık stratejik planlama çalışması kentimiz için öncü bir kinetik enerji ortamı yaratacaktır. Öncelikli olarak belediyemizin kadınlara yönelik politikaları, vizyonu ve evrensel kamu hizmetlerinin kadınlar için sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi zorunludur. Bu doğrultuda stratejik planın ihtiyaç haritasını ve vatandaş talep analizlerini ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Ayrıca Kadın Aile Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülecek tüm süreçlerin şeffaflık ilkesi gereğince vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına çeşitli iletişim metotlarıyla ulaştırılması marka kent inşası için önem arz etmektedir. Bu bağlamda belediyemizin demokratik katılım ile tüm kadınların 5 yıllık stratejik plana dahil edilmesi şarttır. Bu noktada stratejik planlamanın uzun vadeli bir yaklaşım olduğu, bireysel ve kurumsal açıdan zihniyet değişimi gerektirdiğini bilinmelidir. Stratejik planlama yaklaşımının belediye hizmetlerini geliştirmede önemli bir araç olduğunu kabul eden ve takip eden Kadın ve Aile Daire Başkanlığımız, kent başarısının ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Kadın politikaları müdürlükleri olarak aslında yerel yönetimlerde kadın bakış açısının hayata geçirilmesi ve bunun bütün kente sirayet edecek şekilde çalışmaların yürütülmesiyle ilgili aslında birçok deneyimimiz var. Yani Kürt Kadın Hareketi olarak yüzyıllardır süren ve yıllardır var olan mücadele son 25 yılda hatta daha fazla uzun sürede artık yerel yönetimlerde ciddi bir deneyimle karşımıza çıktı. Bu 25 yıllık deneyimini bütün yerel yönetimlerde belediyelerin hayata geçirebileceği bütün çalışmalarda var etmeye çalıştı. Kürt Kadın Hareketi çünkü sadece bir propaganda ya da bir bulunduğu pozisyon üzerinden kendini var eden bir çalışma değil, aynı zamanda kurumsallaşmayı amaçlayan, kurumsallaşmak üzerine çalışmalar yürüten ve bunu toplumsallaşmakla ilgili bir amacı, derdi, muradı olan bir yapılanma. Bu anlamda da yerel yönetimler bunun o toplumsallığı sağlamak adına en yegane, en erişilebilir alanlarından biri. Kadınların bütün hizmetlere, bütün verilere, bütün var olacak olan çalışmalara dair en kolay erişilebilir alanları yerel yönetimler üzerinden olmakta ve yerel yönetimlerde çalışmaları ne kadar toplumsallaştırabilirse, eşitlikçi, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmayı esas alarak hayata geçirebilirse bu kadar da kadınlar hem toplumda hem de yaşamın her alanında var olabileceklerdi. Bu inanç ve bu gaye ve bu amaç da aslında yola çıkıldı. 25 yıllık bir deneyim, az bir deneyim değil. Yerel yönetimlerde kadının varlığı, kadının politikalarının hayata geçirilmesi meselesi hususunda çok ciddi bir deneyim. Her ne kadar son 8 yıldır tamamen somut olarak da görülmüş olsa da ki öncesinde de var olan saldırılar var ama son 8 yılda kayyum marifetiyle çok ciddi bir hedef alınmış olsa da 25 yıllık deneyimin bize gösterdiği, yol açtığı çok ciddi deneyimlerimiz de var. Karar sahibi olmak önemli. Yani Van'ın nüfusun %50'sini kadınlar oluşturuyor. Yani dolayısıyla kadınların olmadığı bir yönetim, zaten kadınlar yönetimi olmaz. Demokratik bir yönetim de olmaz. Sadece kadınlar olmadığı için değil yani hani yönetmeniz değil, demokratik değil. Siz toplumun yarısını yönetime katmıyorsanız demokratik değil. İşte biz yıllardır kadın özgürlük mücadelesi verenler olarak toplumun yarısını yok sayan, dışlayan anlayışları, zihniyete karşı mücadele ettik ve şimdi yönetimlerde yer alıyoruz. Evet, ancak kendi politikalarımızla sınırlı değil bu. Mesela biz eş başkanlık sistemini ilk uyguladığımız dönemde ben hatırlıyorum o zaman DEHAP kadın kolları
genel sözcüsüydüm. Biz ilk kez bu meseleyi tartışıyoruz. Eş başkanlık tartışması nedir? O zaman biz de çok, işte Almanya'da bir örneği var. Almanya'da bunu tartışıyoruz. Bizde nasıl olacak? Liderlik sultasını ortadan kaldıracak. Eşit yönetim olacak. Yani yazdığımız o dönem meclise kısa sürede 100 bin imza da verdik. Ama şuna inandık. Ya bu siyaseti değiştirecek. Siyasetin rengini değiştirecek. Bak şimdi bir sürü şey söylüyoruz. Çünkü deneyimledik. İlk başta siyasi partide başladığında mesela biz bunun direnciyle karşılaştık. Sadece dışarıda değil. Hatta o dönemde Ankara Kader'deki yoldaşlara gittik. Biz imza topluyoruz. Dediler ki kadınların çok daha acil sorunları var. Eş başkanlık onlar için bu kadar acil sorun değildi. Siyasetten biraz önce başlarken dedim ya politik alanda kazanmadan hiçbir alanda kazanmak mümkün değil. Ne kadar acil olduğunu da biz yaşayarak öğrendik. İlk eş başkanımız sevgili Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk'tü. O dönemde fiili uygulanıyordu. Fiili uygulanırken bile kendi içimizde bile bir sürü sorun yaşadık yani. Kabul edilmiyor erkeklerimize daha çok resmi olanı erkek eş başkanı kadın hala algı var. Eş başkan deyince hemen akla kadın geliyor. Çok ilginç. Bakın biz kadınlar olarak da bunu üretiyoruz. Eş başkan deyince hemen herkes gözü kadın arıyor. Niye bu eş başkan deyince erkek aramıyor gözümüz? Çünkü resmiyetle alakalı. Erkek egemen sistemin, zihniyetin bizde ürettiği zihniyetle alakalı. Bu zihniyeti hala aşabilmiş değiliz. Ben dün partide yaptığımız toplantıda da erkekler vardı. Çünkü daha çok erkekler o koltuğun sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Kadınları da yedek şey olarak hani bizim kendi içimizde de olsa aşkan yoldaşlarımız var. Onları teze ediyorum o konuda şey olmasın ama genel algı olarak bu yaklaşım var. Oysa biz orayı bir kurum olarak ele alıyoruz. Eş başkanlık dediğiniz bir kurumdur. Koltuğun iki tane olması iki kişilik koltuğa sığmayacağı içindir yani. Yoksa tek koltuk koyacağız, ikisi otursun yani şeyde. Öyle bir şey yok. O kurumsal bir şeydir. Yani sen bir kurum seçiyorsun bu kuruma. Biz iki tane eş başkan yapıyoruz. Bazıları üç yapar, bazıları bir bilmem ne eş başkanlık. Biri, hatta biz batıda bunu biri Türk, biri Kürt olsun. Ya da biri Kürt, birisi diğer halklardan olsun. İlla Türk olmak zorunda değil. Biri, ama biri kadın olacak mutlaka. Biri kadın, biri erkek. Yani bu önemli bir ve bunun bu toplumda o kadar çabuk kabul gördü ki. Hatta ben hatırlıyorum o dönemlerde okullarda Urfa'da mıydı bir okulda öğretmen sınıfa giriyor. İşte öğrenci bu sınıf başkanı kim diyor? İki çocuk, bir kız, bir de erkek çocuğu gidiyor diyorlar. Biziz. Öğretmen diyor hanginizsiniz? Öğretmenim burada eş başkanlık var diyor. Şimdi çünkü o zaman o tartışmayla çocuklar kendi arasında bak hiçbir şey söylemeden bu şeyi uygulamışlardı. Yeter ki o zihniyetin doğru olduğunu siz topluma anlatın. Kaldı ki çok kısa sürede her yerde bu anlaşılıyor. Hatta bizim dışımızdaki siyasetlerde bile bu eş başkanlık sisteminin ne kadar önemli olduğu tartışıldı. Bazı şeyler, siyasetler şimdi uyguluyor eş başkanlığı. Bazı kurumlar uyguluyor. Yani bu ne demek? Yani toplumun yarısının mutlaka yönetimde yer alması. Çünkü arkadaşlar biz kendi deneyimimizden biliyoruz ki kadınlar yoksa kadınlar lehine kararlar yok. Biz çok geliştirdik. Yani biz bu eş başkanlık sistemiyle siyasetin dilini değiştirdik, rengini değiştirdik, siyaset yapma biçimini değiştirdik ve politik başladığımla bitireyim, politik alanda kazandık. Kadın özgür olmadan, başkanımın sözüyle de devam edeyim, kadın özgür olmadan toplum özgür olmazdı. Şimdi gidin sokakta herhangi bir soru, kişiye sorun çözecektir. Bakın biz 2002'de seçimlere girdiğimizde barajı açmadık ama 52 kadın girseydik 52 kadın seçilecekti. Barajı açmadığımızda şöyle tartışmalar yaptılar. Biz kadınla kaybettik çünkü bu kadar kadın aday gösterdik falan. Ama daha sonra ortaya çıkan şeyler dediler biz kadınla kazandık. Ve hatta bazı yerlerde yerel aşiret dengeleri olduğu için buralarda kadınlar gelsin buraya. Şimdi kadın erkek fark etmez. Çerçeğe değil mi? Evet. Artık bu noktaya geldi. Bunu herkes söylüyor. Bak bu bir politikadır. Bunun toplumun kabullenmesi, bak siyasetin toplumsallaşması önemli bir şeydir. Toplumsal olanın siyasal, siyasal olanın toplumsallaşması meselesi politik bir mesele ve biz bunu başardık. Şimdi pratiklerimizle, hizmet alanında yapacaklarımızla bütün dünyaya örnek olabiliriz. Gerçekten güzel şeyler yaptık, yapmadık değil. Kayyum atadı işte 43 tane kadın kurumumuza el koydu. Kadın sığınaklarımızı kapattı. Alyon şiddet haklarımız yok muydu? Vardı bunlar. Gasp etti ama o gasp etti diye biz daha iyisini yapacağız. Şimdi
Diyelim ki kadın sığınakları yapmayacağız. Arkadaşlar söylemişti zaten, kadın koruma evleri yapacağız. Ama burada önemli olan hangi zihniyetle bakıyoruz. Kadın özgürlük çizgimizi toplumsallaştırmak, kadın özgürlük paradigmamızı önce kendimizden başlayarak bir ölçü yaratmak. Kapitalist modern sistem karşısında demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigmayı savunanlar olarak yaşam tarzı, duruş, yoldaşlık ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi, kız kardeşlik ilişkisi ismine ne derseniz deyin, bir duruş, yani sistemden farklı olduğumuzu ifade eden bir duruşu yarattığımız sürece bakın güzel olan çekicidir. Güzele herkes gelir. Güce de herkes gelir. Ama kötü güçten herkes korkar. Korktuğu için gelir ama diğerine gönüllü gelir. Şimdi biz güzeli nasıl yaratacağız meselesini konuşacağız. Güzellik makyajla şununla bununla olmuyor. Onu kapitalizm kendisini üretiyor. Ama güzellik düşüncenle, bakışınla, eyleminle, gelin güzel, güzel dediğin nedir? Sistem karşıtı bir yaşamı birlikte örebilmektir. Ama mesela sorun biraz da bu. Biz mesela kapitalizmin ürettiği çirkinlikleri çirkin olarak görmüyoruz. Hatta herkes zincirinden boşalmış gibi koşuyor ya yani. Kendisini kapitalizmin o kölelikçi kendisini bağlayan şeylerine kaptırmış durumda. İşte zihniyet olarak bunlarla bağımızı koparacağız. Bu Hegel diyor ya köle efendi diyalekti. Kadınlar açısından mesela bu köle efendi diyalektiğini nasıl aşacağız? Bizim derdimiz efendi mi olmak? Yoksa bizim derdimiz bu köle efendi diyalektiği içerisinde efendinin toplum üzerindeki baskı ve şeyini ortadan kaldırarak eşit ve özgür bir yönetim mi kurmak meselesini hep birlikte tartışacağız. O yüzden öyle bulmaya da gerek yok ha, var. Yol da var. Şimdi sorun şu, biz yolun kenarından sağdan soldan gidiyoruz. Hele bir yola girelim. Bakın o zaman gerçekten yol bizi güzel günlere çıkaracak. Öyle hani zor, bazen çünkü fikir tartışmak zor oluyor. Denemek, risk almak gerekir. Doğru mu değil mi diye. Ama şimdi bunun riskini almış, bunun emeğini vermiş, bedelini ödemiş bir kadın hareketinden bahsediyoruz. Kesintisiz 90'lı yıllardan bugüne işleyen bir yerel yönetim deneyimlerinden bahsediyoruz. O yüzden biz bu meseleyi arkadaşlar yani bir noktaya getirdik. Bak inanmak başarmanın yarısıdır. Biz özgür bir yaşamı inşa edeceğimize inanıyoruz. Yolun yarısına geldik. Kalan yarısı da emek, çaba, fedakarlıktır öyle. İşte tamam ben gideyim de işimi de yapayım, düzeni de yaşayayım olmaz yani. Hem işimizi yapacağız hem kendimizi güzelleştireceğiz. Yaşamı da birlikte kuracağız. Şimdi burada bu kadar konuştuktan sonra ben ne yapacağım? Tabii ki ben de sizin bu halkın hizmetindeyim. Ne zaman ihtiyaç olursa, ne kadar şey yaparsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu bir mücadele. Öyle bir şeyimiz de yok yani yaşam içerisinde ama deneyimlerimiz var. İki dönem milletvekilliği yaptım. O eş genel başkanlığı yaptım. Yerel yönetimler deneyimlerimiz de biraz oradan yaptığımız tartışmalarla. Ama bildiğim bir şey var. Hareket varsa hayat var, umut varsa zafer var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kadın belleriyle ilgili en büyük aktarımı dilde yaşıyoruz ve dil ana dille ilgili yapabildiğimiz kadar çalışmalar ana dilde yürütme göçmenler için, mülteciler için de aynı çok dilli politikanın yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Bir de aslında çok ciddi bir kadın bir kadın belleğine sahibiz. Bir gelenek olarak sahibiz fakat bunun aktarımını birbirimize sağlayamıyoruz. Bunun için acaba kadın akademileri, kadın temalı, yani bu akademilerde hem kadın tarihinin tartışılıyor, kadın tarihinin tartışıldığı, belki bildenlerin belirlendiği, seminerlerin yapıldığı bir şeyler yapılabilir ve bunlara bakmak gerekiyor. Çok uzun tuttum, özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Farklı şekillerde sistemi döndürmeye çalışıyor. Bizim yaptığımız çalışmalar şu yönlü. İnsanların daha çok hastanelere gitmeden kendi bedeniyle barışıp, kendi doğasıyla barışıp, doğadan ve bedenden aldığı gücüyle sağlığını korumanın mümkün olduğunu tartışıyoruz ve böyle bir
iddiamız var. Koruyucu sağlık hizmetleri, aile sağlık merkezlerinin, sağlık ocaklarının kapatılıp aile sağlık merkezlerine dönüştürülmesinden sonra maalesef çok büyük bir hizmet yaşıyor şu an. Koruyucu sağlık hizmetleri adı altında yapılan çalışma yok. Ve bu çalışmaların çoğu belediyemize düşüyor. Belediyemiz bu konuda koruyucu sağlık çalışmalarını yapmalı. Kanserlerle ilgili, HPV ile ilgili ön araştırmalar, halkla beraber bilgilendirmeler, belki ön tetkikler gibi çalışmalar yaparak kişiyi bilinçlendirip kendisinin ne kadar kendisine müdahale edebileceği, müdahale edemeyeceği noktada hastaneye başvurması gerektiği noktasında bir çalışma yapılabilir. Sivil toplum örgütleriyle kesintisiz diyaloğu öneriyorum. Çünkü en önemli alanlarımızdan biri de sivil toplum örgütleri. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleri öneriyorum. Gençleri kadın erkek eşitliği bilincini yükseltme eğitimlerini öneriyorum. Bir diğeri spor olanaklarından ve tesislerinden kadınların eşit bir biçimde yararlanmasına yönelik çalışmaları öneriyorum. Bir diğeri de arkadaşlar ben hepimiz fark etmişizdir. Minibüse bindiğimizde kadınların bebek arabası olan kadınları ya araca minibüse almıyorlar ya da arabanın katla birçok baskı yapıyorlar. O çocuk elinde birçok sıkıntı yaşıyor. Belediyelerde o kadınlardan para alınmamasını öneriyorum. Bebek arabası olan kadınlardan para alınmamasını öneriyorum. Teşekkür ederim. Katılıyorum. Öncelikle başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, DEM Partisi adı altında seçim kazandığımız DEM Partisi'nin belediye başkanımız ama bütün hepimizi sıcaklıkla karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Sıcakladığınız için daha doğrusu. Şimdi ben 5 yıllık eylem planını çok beğendim. Umarım hayata geçebilir. Ama eksikleri vardı. Mesela üniversite mezunları kadın arkadaşlarımızı istihdama katmak üzere de projeler yürütülebilir. Hani bununla alakalı bizim çalışmış olduğumuz bir proje var. Arzu ederseniz beraber de yürütebiliriz. Üniversite mezunu kadın arkadaşlarımızı istihdama üzerine Boğaziçi'li 5 tane hocamız var. Onlara yazılım dersleri vererek daha böyle online istihdama katma amaçlı çalışmalarımız olacak. Arzu ederseniz beraber çalışırız zaten. Bir ikincisi, ben saha çalışmalarında Seyrantepe'de konteyner şey var, depremden sonra 13 yıl geçti. Hala insanlar konteynerde kalıyor ve orası korkunç bir şey var, sosyolojik. Ya tuhaf bir şey. Ben de sinemacıyım bu arada, aynı zamanda hukukçuyum ve senaristim. Oraya gidince böyle gri filmler aklıma geliyor. Çünkü orada sevgili Sebahat Vekilim'in dediği gibi en yoksuldan başlamak lazım ya. Orası herhalde en yoksul bölge. Ve bütün saymış olduğumuz sorunlar orada mevcut. Yani kadına şiddet mevcut, yoksulluk, yoksulluk mevcut, suça sürüklenen çocuklar mevcut, uyuşturucu mevcut, her anlamda orası bir yoksulluk yeri ve bence orası pilot bölge olarak seçilmedi. Ciddi bir çalışma yapılmalı çünkü oranın değişik bir demografik yapısı var. Oraya özen gösterilmesi lazım. Ben hatta seçimden önce şey diyordum. Biz iktidar olursak ilk çalışacağım yer burası diye. Çünkü oranın durumu vahim. Onu söylemek istedim. Bir de Edremit'te Kuveyt konutları var. İHA'nın yapmış olduğu konutlar. Orada çok korkunç. Ben oradaki kadın arkadaşlarımızın neden tecrit edildiğini anlamış değilim açıkçası. 40 tane evet hane var orada. 40 dul ve yetimlerin olduğu bir yer. Ama ulaşım yok. Zaten dağın tepesinde yani yakın ısınma problemi var, okul problemi, her şey problem. Orayla alakalı da bir çalışma yapmamızı çok isterim. Üzün olduğu bir yer. Sen başkanımız özel olarak kadın arkadaşlarımız çalışma alanlarının içerisinde olduğunu biliyorum. Biz dernek olarak kayyum tahribatını çok açık bir şekilde gören bir derneğiz. Çünkü belediyelere kayyum atandı ve bu kayyum atandıktan sonraki süreçte Star Kadın Derneği vardı. Sadece kadınların kayyum atandı.
olarak gördüğü bir dernekti. Yani Kaman'dan gelen ve onların bildiği bir yerdi. Bu sebeple biz o süreçte aslında belediyeye kayyumdan sonra belediyeye güvenmeyen, hatta orayı mekanizma olarak görmeyen kadınlar için bir mekanizma olduk ve gelen başvurular ciddi anlamda yani çok yani ikiye ayrılıyor aslında. Bir kayyum öncesi ve bir kayyum kayyumun atandığı süreç ve kayyumluğun artık bitti, belediyenin başladığı süreçte ikiye ayrılan bir süreç var. Burada şu şekilde yani kayyumun artık kadınlar üzerinde kurduğu baskının sonuçları mazbata sürecinden sonra açığa çıkmaya başladı Van'da. Bir hafta içerisinde bize en az 10 cinsel şiddet başvurusu almaya başladık. Ve özellikle 5 Nisan'dan sonra yani mazbata olayları bitti ve açığa çıkan bir cinsel şiddet oldu. Biz bu şekilde açıkçası belediyenin cinsel şiddetle ilgili önerilerimizi sunmuştuk ama burada da belki dile getirebiliriz. Cinsel şiddet merkezleri, yani evet kadına yönelik şiddete karşı bizim başvuru istasyonlarımız olması gerekiyor ama Van'da açığa çıkan bir cinsel şiddet durumu var. Belki cinsel şiddet merkezleri kurabiliriz. Buna ilişkin işte Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği var. Onunla ortaklaşarak, bizimle ortaklaşarak oranın bir istasyon haline geçirilmesini düşünebiliriz. Kibar olarak tabii öncelikle biz de hukuki hani noktalardan biraz yaklaşabiliriz konuya. Şimdi biz de hukukçular olarak hani şiddet başvuruları alıyoruz ve elimizden geldiğince hani gönüllü destekte bulunmaya çalışıyoruz ama yaşadığımız en temel problem aslında kadınlara ulaşmak. Yani daha doğrusu kadınların bize ulaşabilmesi. Bu noktada aslında çok sorun yaşıyoruz. Bir ulaşsak belki birçok kadını hayatına değeceğiz ama kadınların bize ulaşma imkanı maalesef çok kısıtlı. Özellikle Kürtistan'daki kadınların mevcut sosyopolitik durumdan kaynaklı ulaşmaları çok zor oluyor. Bu nedenle aslında biz Çankaya Belediyesi'nden de bu örneği görmüştük. Öyle hani önermek istedik bu durumu. Şehirde kadına yönelik şiddete ilişkin başvuru alan bütün kurumların isminin geçtiği broşürlerin bar ve kafelerin kadın tuvaletlerine asılması şeklinde bir çalışmaları vardı Çankaya Belediyesi'nin. Çok güzel geldi bana. Özellikle hani yani kadın tuvaletlerinde bunun numaraların ulaşılabilir olması çok yüksek olacaktır muhtemelen. Yine belediyelerin kendi tuvaletleri de var, kadın tuvaletleri. Onlarda da iyi olur diye düşünüyoruz. Diğer bir yönüyle hani kadınların yine adalete erişimi gibi bir problem var. Bu anlamda normalde baroların adli yardım birimleri var ve kadınlar adli yardım birimleri üzerinden ücretsiz olarak avukat yardımından faydalanıyorlar. Genellikle zaten bu kuruma başvuranlar boşanma ve velayet haklarından dolayı başvurular yapılıyor. Çoğunlukla da zaten şiddet nedeniyle boşanmalar söz konusu ancak son zamanlarda Van Barosu'nda özellikle ödenek olmaması nedeniyle adli yardım çalışmaları durdurulmuş durumda. Bu anlamda bir destek olamıyor. Acaba belediye olarak buna bir katkımız olabilir mi? Yani adli yardımdan yararlanmaları için bu anlamda bir protokol düzenlenebilir mi, bir çalışma yapabilir mi? Ya da diğer bir durumda adli yardım açılsa dahi bazı kadınların avukatları vekaletname çıkaracak paraları dahi yok. 1000 lira gibi bir tutar bir vekaletname çıkarmak ama kadınlar onu dahi çıkaramıyor maalesef. Avukatlar da hani maalesef hani özel sektör serbest meslek mantığıyla bakıldığı için hani yardımcı da olamıyorlar ve karşılanan bir noktada değil. Yani adli yardım desteği olmuyorsa bile en azından bu şekilde vekaletname çıkarma gibi bir destek olma ihtimali olabilir mi diye önümüze koyabiliriz bu çalışmayı. Diğer bir yönü de evet bence de öneri olarak yapıyoruz bizler de bunu. Arkadaşlar zaten sığınaklardan bahsetti. Daha önce konuştuğumuzda da bu sığınak mantığının elbette mevcut sığınaklar mantığıyla değil bir yaşam merkezleri mantığıyla kurulması
Burada zaten konuşmuştuk, 12 yaş erkek çocuklar meselesi yine gittiğini, 60 yaş üstü kadınlar meselesi var aslında. Onlar da yani mevcut yönetimleri gereği sınırlar evinde kalamıyorlar. Bu anlamda da bir çözüm üretmek gerekiyor. Buna ilişkin de hani yaşam merkezleri nasıl kurulmalı, genel olarak nasıl sorunlar yaşandı diye sınırlar kurulacak gibi bir çok güzel bir 26 yıldır yapılan bir çalışma var ve sonuç bildirgelerini de çok güzel bir şekilde değerlendiren ve esas alabileceğimiz de çoğu zaten kurumların mümkleşen olduğu belki bizlerin de artık belediyemizin kadın daire başkanlığı adına dahil olabileceğimiz bir noktada.